Ben bu meseleyi biraz güncellemek istiyorum. Zaten Allah'ın sevgisiyle dünya arasında insanlar gidip gelmekte. Ya dünyayı tercih etmekte ya ahireti tercih etmekte. İnsanın kendisine sürekli şu soruyu sorması lazım. Benim yaptığım şu amelden Allah Azze ve Celle razı mı değil mi? Allah bunu seviyor mu sevmiyor mu? Eğer bu soruyu sorarsa cevabı bellidir kardeşler. Örnek vereyim, bugün kendi dinlerini az bir bedele, az bir pahaya değiştiren imamlar yok mu? İşte bu imamlar mesela. Bunlarla konuştuğun zaman ne diyorlar size? Ya kardeşim diyorlar, biz de taş mı yiyelim yani? Maaş alıyoruz, ailemizi geçindiriyoruz. Anlat diyoruz hakkı. Anlatamam kardeşim, anlatırsam işimden olurum diyor. Bu adam ne yaptı şimdi? Bu adam dünyayı tercih etti, ahireti bıraktı. Yani Allah'ın sevgisini geçici olan, boş olan bir anlık zevke ne yaptı? Bir anlık zevke değiştirdi. Hakkı anlatmadı, hakkın üstünü örttü. İnsanları saptırdı, insanları yoldan çıkarttı. İşte kardeşim, benim kastettiğim mesele bu. Dünyada bu tür meseleler karşımıza çok çıkıyor. Her birimizin karşısına çıkıyor. Aa, bu imamın karşısına çıktı, yarın senin de karşına çıkabilir. Sen bir yerde kadı olursun, sana derler ki Allah'ın hükmüyle hükmet der. Müslümansın ya. Sen de akraban diye tutarsan, mal alacaksın diye tutarsan veya ne bileyim bir menfaati var, o var diye tutarsan, işte sen de yaptın. Dünyalığı tercih ettin. Allah Azze ve Celle'nin sevgisini bıraktın. İstediğin kadar sen de ki ben Allah'ı seviyorum. Sen Allah'ı da sevmiyorsun. Sen Resulünü de sevmiyorsun. Sen burada ne yaptın? Allah ve Resulünün dinini terk ettin. Dolayısıyla mesela biz sürekli ve insanlar, davetçiler sürekli Allah ve Resulünün çağrılarına çağırıyor insanları. Davet ediyor. Bir tarafta Allah'ın dinine çağıran bir topluluk, bir tarafta da boş, gereksiz, lakırtılara çağıran insanlar var. İşte müziğe çağıran insanlar var. İşte boş, belamların sözlerine çağıran insanlar var. Dünya hayatının boş metasına çağıran insanlar var. Filmlere çağıran insanlar var. Herkes bir yerden bir şeyler çağırıyor. Ve bu insanlar Allah'ı sevdiğini iddia ediyorlar. Kardeşler, bu insanlar Allah'ı seviyorlar mı? Hayır, hayır. Bunlar Allah'ı sevmiyorlar. Çünkü bunlar eğer Allah'ı sevmiş olsalardı, onun kelamına kulak verirlerdi. Allah'ın sevgisinin yolu budur. Dünyaya karşı zahit olmaktır. Dünyadan yüz çevirmektir. Veya iki yol karşına geldiği zaman Allah'ı sevdiğini tercih etmendir. Ama sen ne yapıyorsun? Sen onu tercih etmiyorsun. Boş olan, gereksiz olan şeyi tercih ediyorsun. Allah Azze ve Celle biraz önce dediğim gibi bel tuhsirun el hayate dünya. Bilakis siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Vel ahiretu hayrun ve ebka. Oysa ahiret hayatı kalıcıdır. Bakın, kalıcıdır. Bu söz niye bu kadar önemli? Bak, siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Ahiret kalıcıdır. Dünya boştur, gereksizdir. Üçüncü bir sınıf insan mesela, şuradan örnek verebiliriz. Günümüzde çokça böyle yaygın insanlar arasında. Mesela adam ihtilaf yaşıyor. İhtilafını ikinci, üçüncü, dördüncü merciye götürüyor. Birinci merci kim? Allah Azze ve Celle. Bunlara götürüyorlar. Yani Allah'ın dışında tağutlara götürüyorlar. Veya tağutların dışında olan bazı şahıslara götürüyorlar. Diyor ki ihtilafımı bu çözsün, şu çözsün. Allah çözsün diyen yok. Resulü hükmetsin diyen yok. Kim çözsün? Bunlar çözsün. Neden? Ya işte adam ne yapacak? Biraz daha fazla para alacak. Veya işte boşanmak için gidiyor, başvuruyor. Dünyalık biraz rahatlayacak. Ve ne bileyim, miras hukukunda devlet ona biraz daha fazla para verecek. Şeriat daha az para veriyor. Adam diyor ki ya buna gideyim, ne olacak ki? Ama sorun bu adama. Bu adam size diyecektir ki ben Allah'ı da seviyorum, Resulünü de seviyorum diyecektir. Hayır. Bel tuhzirun el hayate dünya. Siz bilakis dünya hayatını istiyorsunuz. Başka bir şey değil. Siz dünya hayatını istiyorsunuz. Siz ahireti istemiyorsunuz. Eğer sizler ahireti istemiş olsaydınız ne yapardınız? Allah'ın sevdiğini sever, düşmanlık ettiğine de düşmanlık ederdiniz. Budur. Allah'ı sevmenin yollarından bir tanesi de budur. Veya mesela adam amel yapıyor. Amel yaparken ya diyor tamam yaptık da ya bir teşekkür etseydi diyor. Ya bir de övseydi ya. Ya bir de şöyle deseydi. Ya kardeşim, sen infak ettin, sen amel yaptın, bir söz yaptın, bir amel yaptın, bir şeyler yaptın, tamam eyvallah. Ya sen bunu Allah için yapmadın mı? Bakın, şunu söylemek istiyorum. Allah Azze ve Celle
bu ameli sizden sevmiyor, buğz ediyor. Kıyamet günü sen böyle bir amel yaptıysan diyecek, kimin için yaptıysan git o ameli, karşılığını o versin sana diyecek. Şimdi bakıyoruz, insanların çoğunda maalesef riya, gösteriş, işte bak bir de şöyle desinler, bir de böyle desinler diyerekten böyle bir gayret var. Allah sizi bizi bundan muhafaza etsin, amellerimizi ihlaslı kılsın. Maalesef ama maalesef insanların çoğu bu duruma düşmüş durumda. Onun için birbirimizi sirkelememiz lazım, birbirimize uyarmamız lazım. Aman ha ameline dikkat et, aman ha ihlasına dikkat et dememiz lazım diyebilirim kardeşler.